Herkese merhabalar. Bu akşam Sayın Hocamızla beraber, Gülengiler Aksu Hocamızla beraber dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunu konuşacağız. Daha çok çocukta nasıl anlarız bunu, ne gibi belirtiler görebiliriz ve nasıl ilk aşamada müdahalelerde bulunabiliriz? Bunların aslında ufak bir derlemesi, toplaması şeklinde olacak. İlk önce sunumla başlayacağız. Ardından sorularınızı alacağız. Sorularınızı sohbet kısmına yazabilirsiniz. YouTube'dan takip eden kişiler, YouTube'un canlı sohbet bölümü var kenarda, sağ köşede bulabileceğiniz. Oturumunuzu açıp oradan sorunuzu sorabilirsiniz. Bir yandan da Zoom'dan da yayın yapıyoruz. Zoom'daki arkadaşlarımız ise toplantı sohbeti kısmına sorularını bırakırsa eğer, ben tamamen bütün sunumumuz bittikten sonra aralarından soru seçip vaktimiz yettiğince soruları hocamıza ileteceğim ve yanıtlıyor olacağız. Bu konuda eğer daha detaylı öğrenmek isterseniz ve hocamızın diğer eğitimlerinde, diğer toplantılarını da takip etmek istiyorsanız hem YouTube'da çok aktif bir şekilde seminerler yapıyoruz hem de bir web sayfamız ve Instagram adresimiz var. Bunları da ben birazdan hem Zoom'un hem YouTube'un sohbet kısmına bırakıyor olacağım linklerini. Buradan takip edebilirsiniz deyip sözü ben hocama bırakıyorum. Hocam nasılsınız? Buse, sen nasılsın? Ben deyim. Çok teşekkür ederim. Böyle bir akşamı bize harcadığınız için de teşekkür ederiz. Bizi ayırdığınız için. Ben teşekkür ederim davetiniz için. Yavaş yavaş başlayayım isterseniz. Tamamdır hocam. Dikkat eksikliği gibi bir konuyu, dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu gibi kapsamlı bir konuyu bir saate sığdırmak biraz zor. O yüzden vakit kaybetmeden başlayalım istiyorum. Ama öncelikle tabii ki bugün tesadüfi olarak bir yıl önce yaşadığımız asrın felaketi olarak değerlendirebileceğimiz bu deprem gününe denk gelmesi de bu konuda bir söz söylemeden başlamak istemedim. Vefat eden herkese Allah'tan rahmet diliyorum, yakınlarına sabır diliyorum. Tüm ülke için çok acılı geçen bir yıl oldu, travmatik bir yıl oldu. Biz de direkt yaşamasak da indirekt olarak hem doktor olarak birçok ailenin acısına şahit olduk, hem de bir insan olarak bu acıları paylaştık. Umuyorum ki bundan sonraki süreçte ülkemiz böyle acılar yaşamasın, böyle acıların yaşanmadığı bir ülke olabilmeyi diliyorum. Umudumuz bu. Bugün dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğunda aile yaklaşımı ve tutumlarından bahsetmeye çalışacağım. Burada buluştuğumuz aileler, belki öğretmenler, aileler dinliyor bizi. Farklı bir pencereden bakmaya çalışacağız bir çocuk psikiyatristi olarak. Ailenin tutum ve yaklaşımları nasıl olabilmeli? Çocuklara nasıl yaklaşabilmeli? Bu konuda bir eğitim programı, eğitim semineri hazırladık. Bu eğitim seminerinin sonrasında da daha kapsamlı bir eğitim programımız olacak. Katılmak isteyen aileler katılabilir. Çünkü poliklinikte bazen hani tedavi ve takip süreçlerinde çocuğun günlük sorunlarına dokunurken ailenin tutum ve davranışlarına bazen yeterince dokunamıyoruz. Belki ilk görüşmelerde zamanla dokunuyoruz tabii ki. Bu da tedavinin bir parçası ama İlk başta belki yeterli olamıyoruz. O yüzden bu semineri yapmak istedik, bu eğitimleri yapmak istedik. Bugün ben size nelerden bahsedeceğim? Sunumun akışı genel olarak şu şekilde olacak. Bir paylaşım ekranı diyeyim. Sunum akışı bu şekilde olacak. Bir tarihçeden bahsedeceğim, temel bilgileri vermeye çalışacağım. Dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğunun görünen ve görünmeyen yüzünden bahsedeceğiz. Nedenleri, belirtiler, eşlik edebilen diğer ruhsal bozukluklar neler? Peki bu tanıyı aldık, seyrinde neler olacak? İleride çocuğumuz nasıl bir noktaya gelebilir? Bunlardan bahsedeceğiz. Tedavi ve müdahale yöntemleri, tedavideki hedeflerimiz. Bu süreçte çocuğumuzla ebeveynin yaşadığı ilişki güçlükleri neler oluyor ve aileler, öğretmenler neler yapmalı? Bunlara vurgu yapmaya çalışacağım. Bu sunumda anlatacaklarım kişisel kanaat değil, bilimsel literatür eşliğinde paylaşacağım bilgiler olacak. Yani buradaki her söz bilimsel araştırmaların sonucunda ulaşılan verilerden oluşan sözler. O yüzden bilim ne diyorsa onu anlatmaya çalışacağım. Tarihçeye bakacak olursak aslında biz poliklinikte aileler geldiğinde şöyle eleştiriler alabiliyoruz. Son dönemde herkese hiperaktivite tanısı konuyor. Herkeste de mi dikkat eksikliği var? Modern çağın hastalığı mı bu
gibi eleştiriler alınabiliyor veya diğer doktor arkadaşlardan da duyabiliyoruz. Aslına bakacak olursak 1845'lerde hiperaktivite ve dikkat eksikliği belirtileri bir Alman doktor tarafından fark edilmiş ve resimlere, hikayelere konu olmuş. Hareketli fil, kıpırdak fil ve işte aklı havada John gibi hikayelerde ve resimlerde tanımlanmaya başlamış. Belirtiler ilk bu zamanlarda fark edilirken biz psikiyatristlerin tanı koyduğu kitaplar var, DSM kitapları. Tanı kitaplarına çok daha yıllar sonra girmiş. 1970'lerde tanı kitaplarına girmiş ve bizim 2013'te tanı kitabımızda artık dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu ismiyle sınıflandırılıyor. Tanı kriterlerine göre psikiyatristler tanı koyuyor. Ne demek bu? Yani bazı testlerimiz, tetkiklerimiz yok belki ama tanı kriterlerimiz var. Bu tanı kriterleri şunu diyor: dikkat eksikliği bozukluğunun dikkat eksikliği belirtileri ve hiperaktivite, impulsivite yani dürtüsellik belirtileri söz konusu. Dikkat eksikliği belirtilerinde 9 tane belirti ifade edilmiş. Hiperaktivite, impulsivitede de aynı şekilde 9 belirti belirtilmiş. Burada ne diyor? İşte dikkatsizce hatalar yapmak, dikkatini uzun süre bir işe verememek, sizi dinlemiyormuş gibi görünmek, eşyalarını kaybetmek, kolayca dikkatinin dağılması, günlük faaliyetlerde unutkanlıklarının olması, bir işi planlama, düzenleme zorluğu gibi dikkat eksikliği belirtileri var. Hiperaktivite belirtileri de kıpır kıpır yerinde duramamak, motor takılmış gibi hareketli olmak, aşırı konuşmak, başkasına müdahale etmek, sırasını bekleyememek gibi belirtiler. Bu saydığım belirtiler çok nonspesifik, herkeste dönem dönem olabilecek belirtiler. Peki, herkeste olabilecek bir belirtiye nasıl bir bozukluk diyebiliyoruz? Bu belirtilerin kişinin hayatında uzun süredir olması gerekiyor. En az 6 ay boyunca bu semptomların var olması ve çocukluk çağda başlaması, 12 yaşından önce başlaması ve bu belirtilerin kişinin hayatına zarar vermesi, yani sosyal hayatı, ders hayatı, okul hayatı gibi hayatında bir soruna sebep olması gerekiyor. Sadece bu belirtilerin var olması yetmiyor. Bu belirtilerin bir soruna sebep olması gerekiyor ki tanı koyabilelim. Buna bir bozukluk diyebilelim. Ve bu durumun başka herhangi bir ruhsal bozuklukla açıklanamaması veya tıbbi bir sorunla açıklanamaması gerekiyor. Bunun için de değerlendirmelerde bazı tetkikler, şüphelendiğimiz hastalıklar olduğunda hastalıklarla ilgili tetkikler yaparak karar veriyoruz. Çocuk psikiyatri polikliniklerine en sık başvuru sebebi dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğudur. Kronik bir bozukluktur. Biraz önce bahsettiğim belirtiler topluluğundan oluşur ve süren bir bozukluktur. Yani 18 yaşına gelince birden dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu tanısı almayız. Öncesinde de vardır ya görülmemiş, atlanmış bazı belirtiler vardır, fark edilmemiştir, geç tanı konmuştur ya da bu dikkat dağınıklığı farklı durumların bir yansımasıdır. Ama dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu tanısı değildir. Tıp dünyasında da uzun zamandır araştırma yapılan bir konudur. Yani yeni ortaya çıkan bir rahatsızlık değil. Bu konuda tıp dünyası, çocuk psikiyatri camiası oldukça yayın yapılmış bir alan ve bilinen bir bozukluktur. Organik temelleri vardır. Sıklığına bakacak olursak azımsanmayacak oranda fazla. Çocuk ve ergenlerde %10, okul çağı çocuklarında %5 ve erkeklerde daha fazla görüyoruz. Erkeklerde daha fazla görmemizin sebebi daha çok hiperaktivite ve davranış problemleriyle karakterize olması, toplumda daha çok eleştiri alması nedeniyle poliklinik başvuruları da erkeklerde daha fazla. Kızlarda ise daha çok dikkat eksikliği belirtileri ve bilişsel sorunlar yani düşünce anlamındaki öğrenme problemleriyle karakterize olabiliyor. Dolayısıyla davranış problemleri olmadığı zaman sessiz, sakin, çok okulda sorun çıkartmayan, derslerde biraz zorlanan, potansiyeli bu denilerek atlanabilen bir grup olabiliyor kızlar. Bu yüzden kızlarda tanıya bir tık daha özen göstermek gerekiyor. Azımsanamayacak bir oranda dediğimiz için Profesör Doktor Eyüp Sabri Ercan'ın önderliğinde tüm Türkiye'de veri toplanarak yaptığımız Türkiye kökenli sıklık çalışmasında da %12,4 bulmuştuk Türkiye'deki yaygınlığını. Yani
%5-10 derken bizde %12. Azımsanmayacak oranda. Şöyle düşünecek olursak 30 kişilik bir sınıfta kaç tane oluyor? Bayağı oluyor. En az 3-4 tane çocukta görülebilme olasılığı var. Ve klinikte yine ailelerin kafasını kurcalayan sorunlardan biri, poliklinikten çıkan, hareketli, yerinde duramayan, kıpır kıpır bir çocuğa dikkat eksikliği, hiperaktivite tanısı konduğunda bu kabul edilebilir bir durum oluyor aileler tarafından. Ama sessiz, sakin, çekingen, biraz daha duygusal, hareketsiz, yavaş, hatta hantal diyebileceğimiz bir gruba da aynı şekilde dikkat eksikliği bozukluğu tanısı koyduğumuzda ve benzer ilaç tedavisi veya diğer öneriler kapsamında benzer uygulamalar yapıldığında aileler nasıl yani, o da hiperaktivite dikkat bozukluğu, bu da dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu, nasıl oluyor bu, tanı yanlış mı acaba gibi bir kafa karışıklığına sahip olabiliyor. Dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu bir şemsiye terim olarak kullanıldığında bunun alt grupları var. Dikkat eksikliği ön planda olan tip, hiperaktivite ve dürtüselliğin ön planda olduğu tip ve bileşik tip olarak üç ayrı grupta sınıflandırılıyor. Bileşik tip, her iki belirtinin de birlikte seyrettiği tip. Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğunu hani daha kolay anlatabilmek için DHB olarak kısaltıyoruz genelde. Sunumda DHB diye bahsetmeye çalışacağım daha kolay olsun diye. Basit bir sorun değil. Yani sadece dikkat eksikliği, bir şey yok ya, sadece dikkat eksikliği var. Ya da hiperaktivitesi var, büyüyünce azalırmış gibi basite indirgenecek bir sorun değil aslında. Neden? Çünkü tüm hayatı etkileyebilen, davranışsal, bilişsel, sosyal ve duygusal yansımaları olan bir bozukluk. Ne demek istiyorum duygusal yansımalar? Ani öfke patlamaları, ani çıkışlar, durduk yere sinirlilik, öfke. Bu nedenle sosyal ilişkilerinde, akran ilişkilerinde zorlanma, dışlanma, yalnızlık gibi sorunlar yaratabilen bir bozukluk. Öğrenme dikkat sorunları zaten gördüğümüz bir durum. Ayrıca dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu böyle bir tanı aldığında ailenin ister istemez bir tedirginliği olabiliyor ailelerin, çok normal. Bunu bir zeka sorunu olarak düşünebiliyorlar. Bunu özellikle belirtmek istiyorum. Dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu bir zeka sorunu değildir. Zeka ile ilgili bir problem değildir. Her türlü zeka türünde görülebilir. Yani zihinsel geriliği olan bireylerde de, üstün zekalı, parlak zekalı çocuklarda da görülebilen bir bozukluk. Dolayısıyla zekadan bağımsız bir bozukluktur. Hatta parlak zekalı çocuklarda fark edilmesi biraz daha güçtür. Neden? Akademik başarısı olduğu için onların muziplikleri, sınıfta duramaması, sürekli lafa atlaması, sakince oturamaması, hani tatlı tatlı konuşuyor olması aileler ve öğretmenler tarafından işte zeki o yüzden duramıyor olarak yorumlanabiliyor. Akademik bir güçlük de yaşamadığı için tolere edilebiliyor ve tanının gecikmesini, farklı sorunların ortaya çıkmasına ileride sebebiyet verebiliyor. Parlak zeka biraz tanı koymayı güçleştiren bir durum olabiliyor. Görünen yüzüne baktığımızda bu birçok kaynakta geçer. Dikkat eksik DHB'nin görünen yüzü ve görünmeyen yüzü diye. Görünen yüzünde dikkatsizlik, hiperaktivite, sabırsızlık, acelecilik gözükse bile görünmeyen yüzünde birçok sıkıntı söz konusu. Uyku bozuklukları, yeme bozuklukları, ani öfkelenme gibi duygu durum değişiklikleri, her işte çabuk sıkılma, bir işin sonunu getirememe, eşlik eden ruhsal bozukluklar gibi görünmeyen buzdağının derinde bir kısmı da söz konusu. Ve görünen yüzü hep aynı olmuyor. Herkes hareketli, kıpır kıpır olmuyor. Bazıları çekingen, utangaç. Bazı durumlarda mutsuz, depresif, eşlik eden ruhsal bozuklukların durumuna göre depresyon artı DHB, işte kaygı bozukluğu artı DHB, sosyal fobi artı DHB gibi durumlarda klinik görünüm bambaşka olabiliyor. Dolayısıyla her DHB aynı değil. Şöyle düşünecek olursak biraz önce saydığımız 18 belirtinin bireydeki yoğunluğunun farklı farklı olduğu tablolarda bir sürü klinik görünüm kombinasyonu ortaya çıkabilir. Hastalık yoktur, hasta vardır derler doktorlar. Bunun için geçerli bir durum.
Biz uzmanlar hani bazı vakaları çoğunluğunu kolayca tanıyabilmemize rağmen ailelerin bunu kabul etmesi oldukça zor olabiliyor. Klinikte aslında tanıyı bazen kapıdan girdiği zaman hastanın koyabiliyoruz ama ailelerin ikna etme sürecimiz hani bu durumun varlığını onlara fark ettirebilme, ikna demeyelim de fark ettirebilme sürecimiz zaman alabiliyor. Neden? Çünkü somut değil veriler. Ailelere göre hayatın içerisinde farklı etiketler alabilen semptomlardan bahsediyoruz. İşte hareketsizlik, çok konuşma, dürtüsel söylediği bazı sözler, hakaret, işte küfür gibi içerikler ahlak sorunu olarak değerlendiriliyor. Sakarlıkları beceriksizlik olarak değerlendiriliyor. Unutkanlıkları umursamaz, vurdum durmaz olarak değerlendirilebiliyor. Çocuk farklı sıfatlarla etiketleniyor aslında bu durum nedeniyle ama bunun bir bozukluk olabileceği akla gelmiyor. Böyle etiketlerle onun da kişiliği bu, yapısı bu diyerek geçiştiriliyor. Veya akademik güçsüzlükleri tembellik olarak değerlendirilebiliyor. Dolayısıyla DHB'yi ailelerin kabul etmesi zaman alabiliyor. Ama dediğim gibi bazen biz uzman bir göz sadece sohbet ederek bile bazen fark edebiliyoruz. Tabii ki her vakada değil. Sadece saf dikkat eksikliği olan olguların tanılanması bazen zaman alabiliyor. Öykü alıyoruz. O kısımları birazdan anlatacağım. Ama bazen o kadar dikkati dağınık oluyor ki çocuk bir sohbete başladığınızda işte çiçeklerden bahsederken bir bakıyorsunuz savaştan çıkabiliyor hikaye. Konu dağılıyor, zihni bunalıyor. Sizin verdiğiniz soruya bambaşka cevaplar verebiliyor. Ne konuşuyorduk biz deyip tekrar soruya dönebiliyor. Bazen bu kadar sadece sohbet ederek bile fark edebiliyoruz. Peki sorun ne? Temel sorun ne? Bir şey yapmadan önce düşünmeleri için gereken süre boyunca durmaları gereken sistemi iyi çalışmıyor. Yani kontrol mekanizmaları zayıf. Yavaşlayamazlar. Akıllarına geleni yaparlar. Durup düşünüp yani bu davranışı yaparsam sonrasında ne olacakları düşünemiyorlar. Buna dürtüsellik diyoruz. Hiperaktivite ve dürtüsellik de böyle durumlar ortaya çıkabiliyor. Geleceği öngöremezler. Hani düşünce anlamında bilirler. Anneler çok çok nasihat eder. Şunu öyle yaparsan böyle olur, böyle yaparsan şöyle olur. Evet, çocuk da biliyor. Zeka sorunu yok zaten. Sizin kadar o da biliyor. Ama davranışsal olarak bunu uygulamakta zorlanıyor. Fren mekanizmaları zayıf. DHB'li olmak şu şekilde tanımlanabiliyor. Karlı yolda frensiz bir araba olmak, Mercedesken Anadolu'la gitmek, yağmurlu havada sileceksiz ilerlemek gibi tanımlarla tarif edilirken, kişilerin kendini tanımlama, kendini algılama biçimlerini de bozabiliyor bu rahatsızlık. Nasıl? 3 yaşında sürekli hareketli, durmayan, işte kavga eden, koltuk tepelerinde gezen, düşen, yaralanan bir çocuğu anne korumak için sürekli yapma, dur, düşeceksin gibi uyarılarda bulunabiliyor. Kızıyor. Bir süre sonra anlamadığı için tekrar tekrar bu durumları yaptığı için anlamadığı demeyelim de dinlemediği için tekrar tekrar bunları yaptığı için bağırmaya başlıyor anne. Sürekli eleştiri alan bir çocuk kendini kötü çocuk olarak etiketliyor zihninde. Ve uzun vadede ilkokul çağına geldiğinde ben anlamam, ben yapamam, ben aptalım, ben farklıyım gibi içsel düşünceler gelişebiliyor. Bu büyüdükçe, süreç ilerledikçe daha olumsuz bir gidişat gösterebiliyor. Buraya kadar daha çok olumsuzluklarından bahsederken dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu olan çocukların aileleri geldiğinde işte olumsuz yönlerinden bahsederler daha çok. Sorduğumuzda peki iyi olan nasıl bir özelliği var? Var mı iyi bir özelliği çocuğumuzun dediğimizde eş tanısı yoksa sadece dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğuysa aileler en çok çok merhametli olduğundan bahseder, vicdanlı olduğundan. Evet hatalar yapıyor ama sonrasında çok üzülüyor, pişman oluyor gibi söylemleri oluyor. Gerçekten merhametlidir. Vurdum duymaz umursamaz gibi gözükse de vicdanlı bireylerdir. Yaratıcıdır, sıcakkanlıdır, konuşkandır, esprilidir, spor, müzik gibi alanlarda yeteneklidirler. Birçok sanatçı var. Nitekim daha sayılacak bir sürü isim söz konusu. Birkaç ismi Emma Watson, Will.i.am gibi bir sürü sanatçıda da dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu olduğunu biliyoruz.
Biraz nedenlerinden bahsedecek olursak en çok sorulardan biri bu. Neden benim çocuğumda DHB var? Biz aslında klinikte bunu hastayı değerlendirirken, ebeveynle görüşürken fark ediyoruz. Aslında ebeveynin de sabırsız, aceleci, sakince oturamadığını, çabuk öfkelendiğini ya anne ya baba yani %100 hepsinde değil ama genetik yatkınlık çok yüksek bu bozuklukta. %76 oranında. Boy kalıtımına yakın bir genetik oran var. Yani IQ kalıtımından daha yüksek bir genetik yatkınlık söz konusu. Şöyle bakacak olursak DHBS çalışmalar şunu söylüyor. DHBS olan çocukların anne babalarında DHB tanısı normallere göre 2-8 kat fazla. Kardeşlerinde 2-3 kat fazla. Burada tek bir gen sorumlu değil ama bazı genlerin bu konuda yatkınlık yarattığı saptanmış. Çevresel faktörler, bazen aileler kendini suçlayabiliyor. Yeterince çocuğumla ilgilenmediğim için mi böyle oldu? Veya işte ekran maruziyeti nedeniyle mi böyle oldu? Sağlıksız beslendi de mi böyle oldu? Şunu söylüyorum ben. Çevresel etkenlerin hiçbiri dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu yaratmaz. Genetik bir yatkınlık söz konusuysa bazı çevresel faktörler riski arttırabilir ama tek başına çevresel bir faktör buna sebep olmaz. Özellikle çevresel faktörlere baktığımızda doğum öncesi dönemde annenin kaygılı, gergin olması, işte bazı hormonların vücutta artarak çocuğun beyin gelişimini etkilemesi, genç ileri anne yaşı gibi birçok faktör araştırılıyor. Doğum sırasında da erken doğum, prematür doğumlar, beynin tam olgunlaşmadan dünyaya geldiği bir süreçte nörogelişimsel bozuklukları yani dikkat eksikliği gibi gelişimsel bozuklukların görülme riskini 2-3 kat arttırdığı biliniyor. En önemli risk faktörlerinden biri. Tabii ki doğumda oksijensiz kalma, doğumda bir komplikasyonun ortaya çıkması da böyle gelişimsel bozukluklar için risk faktörü. Ve bebek beyni doğar doğmaz tam bir olgunlukta değil tabii ki. Daha sonra 0-6 yaşta beynin çok hızlı bir gelişim süreci söz konusu. Ve bu gelişim sürecinde de olumsuzluklara maruz kalan beyin olumsuz bir gelişim gösterebiliyor. Neyi kastediyoruz? İşte kafa travması, beyinde bir enfeksiyon, ebeveynin çok kaotik bir ailede büyümek, antisosyal, her gün kavganın dövüşün olduğu, çocuğun duygusal istismara ve ihmale maruz kaldığı, parçalanmış kaotik bir ortamda büyümek de bu riski artırıyor. Bu konu çok önemli. Şekerdir, işte boya maddeleridir, paketli gıdalarla beslenmektir, yüksek kurşuna maruz kalmak gibi birçok faktör ailelerin kafasını karıştırıyor. Bu durumların hiçbirinin DHB'yi yarattığına dair bir kanıt gösterilememiş. Yani şekerli gıda tüketmek çocuğu DHB yapmaz. Ama bazen aileler söylüyor çok şekerli yediği gün çok hareketli olabiliyor diye. Çocuğunuzda gördüğünüz böyle bir hani nedensel ilişki varsa tabii ki bunu azaltmakta fayda var ki zaten bu gibi gıdaların çok kimse tarafından kullanılmaması lazım. Sağlıksız olduğunu biliyoruz. Diğer bir neden de beyindeki yapısal farklılıklar. Çalışmalar, bilimsel çalışmalar şunu gösteriyor. Klinikte bu çalışmaları kullanamasak da yani bir MR'la beynin yapısını incelemek bize DHB hakkında bilgi vermez. Ama araştırma anlamında yapılan çalışmalarda DHB tanısı alan bireylerin daha küçük bir beyin hacmine sahip olduğu, özellikle beynin ön bölgesi ve beyincik kısmında ve bazı beyin bölgelerinde küçüklükler olduğu saptanmış. Ve ayrıca beynin bazı bölgeleriyle ilgili bağlantı yolaklarında da yapısal farklılıklar söz konusu. Ve çalışmalar şunu gösteriyor ki DHB'li bireylerin beynin gri cevher, beyaz cevher diye iki bölümü söz konusu. Dış kabuk kısmı beynin dış katmanında korteks diyoruz. Kortikal bir gelişmede gecikme söz konusu. Bu grafiklere bakacak olursak yeşille gösterilen normal gelişimsel süreci olan çocuklar, maviyle gösterilen de DHB tanısı alan çocuklar. DHB tanısı alan çocukların beyninin kortikal kalınlığının normal gelişen çocuklardan daha geç olgunlaştığını, daha geç büyüdüğünü hem beynin ön bölgesinde hem de tüm beyin bölgelerinde geç olgunlaşmanın söz konusu olduğunu
çalışmalar gösteriyor. Ama tabii ki hani biz bunu klinikte kortikal kalınlığı ölçerek buna tanı koyacağımız bir klinik süreç yok. Yani tanısal bir durum değil, araştırmalarda gösterilen durumlar bunlar. Belirtilerine bakacak olursak, okul öncesi dönem her yaş döneminde çocuk ve ergen bir gelişimsel süreç izliyor. Süreçle birlikte birçok ihtiyacı da değişiyor çocuğun ve dikkat eksikliği hiperaktiviteye bağlı klinik yansımalar da değişiyor. Okul öncesi dönemde bize geldiğinde aile en çok davranış sorunlarından ve hareketlilikten şikayet ederken, okul çağına geldiğinde bu şikayetlere ek olarak akademik şikayetler ve sosyal ilişki sorunları da ekleniyor. Ergenlik döneminde buna ek olarak akademik sorunlar, sosyal ilişki sorunları, özgüven sorunları, diğer ruhsal bozukluklar, depresyon, anksiyete gibi veya işte bu depresyon, anksiyete ile birlikte sigara, alkol, madde kullanımı gibi sorunlar da lise çağıyla birlikte ortaya çıkıyor ve erişkinlik döneminde de DHB'nin bazı sorunlara neden olduğunu biliyoruz. Evlilik sorunları, işte patronla anlaşamamazlık, işte geçimsizlik gibi sorunlarla seyredebilen bir bozukluk. Yaş dönemlerine göre kısaca belirtilerden bahsedecek olursak, 0-3 yaşında tanı koymak çok zor. Tabii ki tanı koyamıyoruz bu dönemde ama hani 5-6 yaşına geldiğinde tanı konduğunda 0-3 yaş dönemdeki bazı özelliklerin de DHB işareti olabileceği gösterilmiş. Yani uyku beslenme bozukluklarının daha fazla olduğu, bu bebeklerin daha huzursuz olabildiği, daha çok infantil kolik gaz ağrısı 0-3 ayda bir yaşta görülebildiğine dair çalışmalar söz konusu. Konuşmanın başlamadan erken dönemde hareketliliğin, yürümenin başlaması da bir gösterge olabilir deniyor. Tabii ki bunlar tanı koydurucu değil. Bu yaşta tanı koymak çok çok güç. 3-5 yaş arasında ise en çok sıkıntı yaratan problem hareketlilik ve dürtüsellik. Bu dönemde çocuk kreş eğitimine başladığında okulda ısırma, vurma, akranlarıyla geçimsizlik, sınıfta oturamama, sürekli kazalara maruz kalma riski gibi sorunlarla bize başvurabiliyor. Okul çağında da dersler problem olmaya başlıyor. Davranış sorunları ortaya çıkabiliyor. Ödev için ebeveynin desteğine ihtiyaç duyuyor çocuklar. Bazı öğretmenler şöyle uyarılarda bulunabiliyor. Artık işte 3. sınıfa geldi, kendi başına dersini yapsın. DHB tanısı almış çocuklar için bu çok kolay bir şey değil. Sorumluluklarını üstlenememe gibi bir problem var. Onların gözetim ve desteğe ihtiyacı var. Kendi kendilerine yapması için teşvik edip destekleyici olmak gerekir ama bu bırakalım kendi yapsın boyutunda olamayabiliyor bazen. Bu da çok sık karşılaştığım durumlardan biri. Hiperaktivitesi olan çocuğa çiçek olmayla ilgili ceza vermek veya işte hiperaktivite nedeniyle yarattığı durumlar nedeniyle cezalandırılmak, sınıfta kalmak, spor etkinliklerine katılmamak gibi cezalar onları motive etmez, hatta daha gerginleştirir. O yüzden çocuklarımızı tanıyıp onlara uygun yaklaşımlar sergilemek mevcut durumumuz şiddetini artırmamak anlamında çok çok önemli. Ergenlerde de plansızlık, ders zorlukları, aileyle çatışma başlıyor aslında ergenlik döneminde. Sürekli eleştiri almak, sürekli uyarı almak aileyle güçlüklerin arttığı bir dönem olabiliyor. Yürütücü işlevler dediğimiz beynin üst düzey işlevleri söz konusu. Dikkat, çalışma belleği, planlama güçlüğü gibi. Klinikte de bunlardan aileler çok sık yakınır. Ailelerin en çok duyduğum şikayetlerindendir. Rutinlerini bir türlü öğrenemiyor. Ne gibi? Dişlerini fırçalamıyor. Bin kere söylüyoruz, dişlerini fırçalayacaksın diye yapmıyor. Tuvalete giriyor, elini yıkamadan çıkıyor gibi. İşte zamanında bir türlü uyutamıyoruz. Zamanında dersi oturtamıyoruz gibi şikayetleri çok fazla alıyoruz. Bu da yürütücü işlevlerdeki bozukluklardan kaynaklanan bir durum. İşleri planlayamama, organize edememe sorunu söz konusu.
Ve bunu da sık sık duyuyorum. Bir deneme sınavında çok yüksek bir performans sergilerken bir bakıyoruz 20 soruda 3 tane yapmış. Bu nasıl olabiliyor? Hani kafası varsa yapıyor. Bu kafalı bir çocuk nasıl yapamıyor gibi ailelerin öfkelendiği konulardan biri olabiliyor. Ama DHB'de değişken performans çok sık görürüz. Niye? Motive olduğu zaman, keyifle yaptığı zaman çok kolay başarabildiği işi zorla gittiği bir sınavda veya o an aklı arkadaşla bir oyun oynamada kaldıysa o performansı düşük sergileyebiliyor. Sosyal olgunlaşmada gecikme söz konusu olabiliyor. Ne demek istiyorum? Yani evde konuşulan gizli bir konuyu aile içerisinde pat diye söyleyiverme gibi. Aslında söylenmemesi gereken şeyi uygunsuz bir ortamda dile getirme ve bunun bir hata olduğunu fark edememe. Motivasyon eksikliği olabiliyor. Bir işe başlamada ve onu yapmada keyifsizlik, yetersizlik hissi. Zamanı yönetme, servise yetişme, okula zamanında gitme, bir hafta içerisinde verilen ödevi son güne son ana sıkıştırma gibi güçlükler görüyoruz. Ve öncelikleri belirleme güçlüğü. Bir gün büyüyüp evlenecekleri ve evden ayrılacakları düşüncesi beni ayakta tutuyor. Çok sık ruhsal bozukluk eşlik edebiliyor dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğuna. Bakacak olursak %33'ü tek başına herhangi bir ruhsal bozukluk eşlik etmeden görülüyor. En az bir tanının daha eşlik ettiği %33 olgu var. Yani diğer ruhsal bozuklukların da dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu ile birlikte bir uzman tarafından değerlendirilmesi gerekiyor. En sık eşlik eden bozukluklardan biri de inatlaşma bozukluğu. Bu çocuklar iyi bir şey söyleseniz de kötü bir şey, inatlaşma bozukluğu olan çocuklar iyi bir şey söyleseniz de olumsuz bir şey söyleseniz de ilk cevabı hayır yapmayacağım, etmeyeceğim, gitmeyeceğim gibi hep ters cevap vermeye meyilli olabiliyorlar. İlk cevap davranış bozuklukları, kaygı bozuklukları, depresyon, tik bozuklukları gibi otizm spektrum bozukluğu da dikkat eksikliğiyle birlikte görülebiliyor. Sıklıkla görülen bozukluklar. Peki, tanıyı nasıl koyuyoruz? Dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu tanısı nasıl konur? Burada çok ciddi kafa karışıklıkları var. Hastalardan da görüyorum. Şöyle, tanıyı bir uzmanın koyması gerekiyor. Uzman dediğimiz kişi kim? Hatta bugün bana gelen bir hasta şöyle dedi. Bize dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu tanısı kondu bir uzman tarafından. Kim bu uzman dediğimde uzmanın psikolog olduğunu öğrendim. Tanı koymak doktorun işidir. Çocuk psikiyatri uzmanlarının, doktorlarının tanı koyması gerekir. Çünkü birçok ruhsal bozukluk ve fiziksel hastalık eşlik edebilen bir durum olduğu için diğer tıbbi durumlarında dışlanması gerektiğinden bu açıdan da bakmak önemli. Tabii ki biz nasıl tanı koyuyoruz? Birçok farklı kaynaktan bilgi almak gerekiyor. Çocukla görüşüyoruz. Çocukla görüşme yeterli değil. Neden? Çocuğun o gün keyfi yerinde olmayabilir veya hiperaktif bir çocuk o gün sizin karşınıza çok sakin, kontrollü doktora geldi, bir üst otoritenin olduğu bir yerde sakince oturabilir. Hiperaktivite bağlama bağlı bir bozukluktur. Yani okulda aşırı hareketli olan bir çocuk, sakince oturamayan bir çocuk sizin karşınıza geldiğinde sizinle birebir görüşmede çok sakin, hiçbir hiperaktivite belirtisi göstermeden durabilir. Tersi de mümkün. Klinikte çok hiperaktivite belirtisi gösterip yeni girdiği ortamlarda tanıdık bildik ortamda daha sakin olabilir. Dolayısıyla tek bir kaynaktan bilgi almak bizim için yeterli değil. Çocukla görüşüyoruz. Ebeveynlerden bilgi alıyoruz. Gelişimsel öykü önemli. Çocukluğundan itibaren var olan belirti ve bulguları değerlendirmemiz gerekiyor. Aileden, okuldan bilgiler alıyoruz. Gerektiğinde testler yapıyoruz. Ne gibi testler? Tanı koydurucu bir test yok ama değerlendirmemize yardımcı olan bir test var. Bu kadar veriyi toplayıp bu verileri analiz etmemiz gerekiyor. Bu analizi de psikopatolojiden anlayan, yani hastalıklardan anlayan bir uzmanın, çocuk psikiyatri uzmanının yapması gerekiyor. Şöyle durumlarla da çok sık karşılaşıyoruz. Bize dışarıda bir test yapıldı. Bizim dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğumuz varmış. O yüzden size geldik.
Maalesef ki hiçbir test dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu tanısı koydurmaz. Dikkat testleri, zeka testleri, gelişim testleri, kan testleri, MR, BT, görüntüleme, EEG hiçbiri tanı koydurmaz. Biz klinikte bazen testlerden yararlanıyoruz. Zeka testi istiyoruz. Niye? Zihinsel geriliği olduğunu düşündüğümüz olgularda dikkat problemlerinin zeka problemlerinden bağlı olduğunu değerlendirmek için. Kan testleri istiyoruz. Neden? Bir tiroid hormonlarında bir problem var mı? Kansızlığı var mı? Bu durumu açıklayabilecek B12 eksikliği var mı? Bu, yani tek açıklama bu olmaz tabii ki, vitamin eksiklikleri olmaz ama bu gibi durumlar var mı diye bu durumu şiddetlendirici faktörleri de araştırmak gerekiyor. Ama klinik muayeneyle tanı konan bir bozukluktur. Hiçbir teste tanı koyamayız. Tanısını dediğim gibi çocuk ve ergen psikiyatri uzmanları, doktorları koyar. Pedagog, psikolog, nörolog, PDR uzmanı bu konuda yorum yapması çok uygun değil. Dediğim gibi birçok hastalığı dışlayarak tanı koyduğumuz bir bozukluk. Başka ruhsal bozuklukların ve başka tıbbi hastalıkların bu duruma neden olmadığını belgelenmesi gerekiyor. Peki ailelerin aklındaki soruların en başında gelen gidişatı nasıl olacak? Ne olacak? Nereye kadar böyle hiperaktivite devam edecek? İyi haber, hiperaktivite yaşla birlikte azalıyor. Dürtüsellik de yaşla birlikte azalıyor. Dürtüsellik ergenlik döneminde bir pik yapabiliyor. Çünkü ergenlikte özellikle bağımsızlığın ortaya çıktığı bir süreç olduğu için hiperaktivitenin dürtüselliğiyle birlikte dürtüsellik o dönemde artıp sonra tekrar azalıyor. Ama dikkat eksikliği sorunları uzun vadeli devam ediyor. Peki, hani bazı klinik tablolar daha olumsuz bir gidişat gösterebiliyor. Yani tedavi edilmeyen dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğunun uzun vadede ergenlik ve erişkinlik dönemde sigara, alkol, madde, internet bağımlılığı gibi bağımlılıklara yol açabildiğini, suç davranışıyla ilişkili olduğunu, daha çok trafik kazası yaptıklarını, daha çok suça karıştıklarını görebiliyoruz. Kötü gidişat sergileyen bir grup söz konusu. Kötü gidişatın en güçlü göstergesi küçük yaşta, çocukluk yaşında davranım bozukluğunun duruma eşlik etmesi kötü gidişat göstergelerinden biri. Ama davranış bozukluğu da erken dönemde tanınıp tedavi edildiği zaman daha iyi gidişatı gösteriyor. Erken tanı bu nedenle önemli. İkinci olumsuz gidişat göstergesi de aile içi güçlüklerin, olumsuzlukların şiddetli olması. Yani ailenin çocuğu yeterince anlayamaması, durumunu kabul etmemesi, bu durumla birlikte çatışmaların ortaya çıkması kötü gidişat göstergeleri. Yani. Tedavi nasıl olmalı peki DHB'de? Psikososyal destek ve tıbbi girişimleri içeren çok yönlü bir yaklaşım gerekir. Ne demek istiyorum? Yani bu işin temelinde her ne kadar aileler ilaç tedavileri konusunda kaygılı olsa da DHB biyolojik bir sorun, doğuştan gelen bir sorun, beyin yapısında bazı nörokimyasal süreçlerde sıkıntılar söz konusu, birinci basamakta tıbbi girişimler gerekebiliyor. Yani ilaç tedavileri. Bu konuyu eğitimde detaylı olarak konuşacağız. Bugün benim anlatacağım konu ise psikososyal destek, ailenin rolü. Dolayısıyla bugün burada da yapmaya çalıştığımız şey aslında o. İlk adım kişiyi, ailesini ve çevresini DHB hakkında bilgilendirmektir. Buna psiko eğitim diyoruz. Bilmediğimiz bir sorunla baş edemeyiz. Eğer çocuğumuzda DHB varsa bir uzman kadar DHB'yi bilmemiz gerekiyor. Psikososyal destekler dediğimizde çocuk temelli destekler, aile temelli destekler ve okul temelli destekler olarak sınıflandırılabilir. Bu bir ekip işi. Yani doktorun, ailenin ve öğretmenin birlikte yol arkadaşlığı yapacağı bir süreç olması gerekiyor. Ebeveynlik bir meslektir. Belki de en zor meslek ve ilginç olan bir meslek sahibi olurken herkesin bir eğitim aldığı ama ebeveyn olurken hiç kimsenin eğitim alma zorunluluğu yok. Dolayısıyla 24 saat icra ettiğimiz bu mesleğin
Deneme yanılma yoluyla uyguluyoruz. Büyüklerimizden duyduklarımızla, eş dost komşudan duyduklarımızla uygulamaya çalışıyoruz. Dolayısıyla deneme yanılma süreciyle ilerleyen bir yol bazen çok kaotik bir sürece dönüşebiliyor ama bunun geri dönüşü olmuyor. Dolayısıyla aile eğitimlerini ben çok önemsiyorum. Çünkü bazen aileler şöyle diyor, geldik işte tedavisini uyguladık, ilaçlarını kullandık, terapisini yaptırdık ama hiçbir şey değişmedi. Ama evdeki o kaotik süreç değişti mi? O da değişmedi. O zaman bazı şeylerin ilerlemesi güç. Dolayısıyla ebeveyn doktor çocuğu 1 saat, 2 saat görüyor. Ama ebeveyn 7/24 çocuğuyla yaşıyor. Sözel mesajların dışında sözel olmayan birçok mesaj gidiyor çocuğa. Dolayısıyla ebeveynin de bu işte çok büyük rolü var. Peki bir ebeveynin kendisini düzeltebilmesi veya yetiştirebilmesi için nasıl bir ebeveyn olması gerekiyor? Özellikle ben nasıl bir ebeveynim? Neleri iyi yapıyorum? Neleri eksik yapıyorum? Neleri değiştirmeliyim? Hangi iyi davranışlarımı devam ettirmeliyim? Şeklinde bir kendini sorgulaması gerekiyor. Neleri daha iyi yapabilirim demesi gerekiyor. Zaten bunu demeden bir şey değişmez. O yüzden bana bakmak lazım. Ben ne yapabilirim diyebilmek lazım. Sunumda da anlattığım gibi çocuğun DHB'si var. Belki komorbid eşlik eden depresyonu var, anksiyetesi var, ruhsal bazı bozuklukları var. Genetik olarak bu riskli bir bozukluk olduğuna göre ebeveyninde de bu risk söz konusu. Öfke kontrol problemi yaşıyor olabilir, sabırsız, çocuğun bu uyumsuzluğuna tahammül edemiyor olabilir. Burada da başka bir sıkıntı var. Ve ergenlik dönemiyle birlikte çocuğun bağımsızlık arayışı, kendini kabul ettirme, denetime karşı çıkma sorunları yaşıyor. Ve yıllardır bu sorunlar böyle devam ediyor. Ne oluyor? Aile içi dengeler bozuluyor. Çatışma, baş kaldırma, karşılıklı zorlayıcı, inatlaşma tutumları ortaya çıkabiliyor. Peki burada nasıl bir yol izlemeliyiz? Negatif bir iletişim kurarsak, çocuğumuzla sorun çözmeyi beceremezsek, çocuğumuzun yapabileceğinden fazla beklentilerimiz olursa, sürekli umutsuz, karamsar konuşur ve eleştirirsek, sosyal olarak ona destek olamazsak karşılıklı bir güç savaşına dönüşüyor. İnatlaşma bozukluğu ve DHB gelişmiş oluyor ve bu ergenlikte aileleri oldukça zorluyor. Çünkü niye bir birey olduğu için artık kendi karar veriyor. Sizin hiçbir hükmünüz kalmıyor ve evde kaos büyüyor. Pozitif iletişim çok önemli o yüzden. Sorunları çözmenin başında iletişim geliyor. Uygun sorun çözme becerileri, çocukla oturup konuşabilmek, birbirimize destek olmak, birbirimizi anlayabilmek için çaba sarf etmek gerekir. O zaman İnatlaşma bozukluğu olmadan DHB'yi tedavi edebiliriz. Tedavide hedefler neler? Tabii ki belirtileri azaltmak, ortadan kaldırmak, aile ve arkadaşlar, öğretmenlerle yaşanan sorunları azaltmak, ebeveynin baş etme becerilerini geliştirmek, var olan sorunlarla sorunları kaosa dönüştürmeden çözebilmelerine yardımcı olmak, özgüvenli, mutlu, başarılı, sorumluluklarını bilen bireyler yetiştirmek. Peki daha çok nasıl ilişkiler görüyoruz? DHB'li çocuk ve anne ilişkisine baktığımızda. Çocuklar anneleriyle daha fazla çatışıyor. Sık sık anneyle tartışma yaşıyor. Sürekli anneye konuşuyor, şikayet ediyor, eleştiriyor. Sürekli ondan komut almayı bekliyor ve sözünü daha az dinliyor. Anneler de çocukları daha fazla kontrol etmeye çalışıyor. Çok uyarıda bulunuyor, çok öneride bulunuyor, çok nasihat ediyor. Dur, sus, yapma, ayıp, bu saygısızlık, bu terbiyesizlik gibi eleştiriyor. Ve çatışmalar ortaya çıkıyor.
Çocukların DHB çocukların babalarla ilişkisine baktığımızda ise babalar sorunları biraz daha az görüyor. Neden? Belki iş gereği hani daha az ilişki kuruyorlar. Eğitim ve bakım daha çok annenin üzerinde olduğu için anne daha fazla çocukla iletişim kuruyor ve sınırlar, kurallar daha iç içe geçmiş oluyor. Baba daha az ilişki kurduğu için az ve öz konuşuyor. Bazen sabredemeyip sürekli daha az hadi diyorlar ama bazen sabredemeyip babaların ani tepkileri, ani şiddetli tepkileri olabiliyor. Daha çok ceza verebiliyorlar. Hızlı ve ani reaksiyon gösteriyorlar. Anneler babaları çocuklarla daha az ilgilenmekle ve gereksiz çıkışlarla suçluyor. Babalar da anneleri çok yumuşak davranmakla ve sorunları abartmakla suçluyorlar. Ve sonra aile içerisinde bir kaos ortaya çıkıyor. Aile İşte bıktık bu durumdan. Eşler arasındaki kavganın tek sebebi çocuk. Bir türlü işleri yoluna koyamıyoruz. Ne yapıyorsak olmuyor. Ona karşı hırçın ve sinirli oluyoruz. Beni deli ediyor. Keşke uzaklara gönderebilsem. Yani akla hayale gelmeyecek zorluklar noktasına ulaşabiliyor. Peki aileyi nasıl ele almalıyız? Tabii ki önce temel hani DHB için değil, temel çocuk yetiştirme ilkelerini bilmemiz gerekiyor. Bu ilkelerde uygun bir iletişim, her şey iletişimle başlıyor. Ona empatiyle yaklaşmayan, sevgi göstermeyen, sadece kural koyan, sadece disiplinize etmeye çalışan bir anne babanın sözünü çocuk tabii ki dinlemeyecektir. Onu anlamaya çalışan, dinlemeye çalışan bir ebeveynle çocuk iletişim kuracaktır. Dolayısıyla çocuğu bir birey olarak kabul etmek gerekir. Kaç yaşında olursa olsun onun da duygularına, düşüncelerine saygı göstermek gerekir. Ve onları dışarıda dinleyen pek kimse yok. Çok konuştuklarında arkadaşları dinlemeyebilir, öğretmeni dinleyemeyebilir. O yüzden sizin onu dinlemeye daha, sizin dinlemenize onun daha çok ihtiyacı var. Dolayısıyla az konuşup çok dinlemeye çaba sarf etmemiz gerekir. Ve bazen sinirlenmenize sebep olacak davranışlarda bulunabilir. Tuzaklara düşmeyip sakin kalabilmeliyiz. Bu çocuğumuza da rol model olmamıza imkan sağlar. Ve tutarlı olmalıyız. Bir gün iyi, bir gün kötü olmamalıyız. Hayır dediğimiz her zaman hayır. Evet dediğimizde çoğunlukla evet olarak kalabilmeli. Sabırlı olabilmeliyiz. Kötü davranışlar yerine iyi davranışlara odaklanmalıyız. Tabii ki bu tedavi edilmeyen DHB'de çok zor. Dolayısıyla tedaviyle birlikte ebeveyn tutumları da uygulanabilir boyuta geliyor. Bu tek basamaklı değil dediğimiz nokta bu. Tedavi eşliğinde ebeveynin de doğru davranışlarıyla ilerleyebiliriz. Kişiliğine, şahsına hakaret etmemek gerekiyor. Yanlış davranışa vurgu yapmak gerekiyor. Sen kötü bir çocuksun, sen ahlaksızsın, sen terbiyesizsin, sen yalancısın denmeyecek sözler. Onun yerine vurmak kötü bir davranış. Şu an sinirlendin ama bu davranış doğru değil gibi davranışa vurgu yapmak gerekir. Tartışmamak gerekir ve çözüm odaklı olmak gerekir. Sorunların çözümüne odaklı birlikte düşünebiliriz. Bu sorunu birlikte çözebiliriz diyebilmeliyiz. Ve bizler de ebeveyn olarak yaşadıklarımızdan öğrenip kendimizi geliştirerek çocuğumuza destek olabiliriz. DHB için 8 temel ilke olumluya odaklanmalıyız. Bunun bir bozukluk olduğunu, bir hastalık olduğunu, çocuğun kasten gıcıklığına rahatsız etmek için bu durumu yapmadığını, elinde olmadığını kabul etmemiz gerekir. Önce bunu kabul etmekle başlar iş. Etkili ve iyi bir iletişim içerisinde olmalıyız. Yani iletişimimizi, çocuğumuzla bağımızı koparmamalıyız. Özellikle ergenlikte bizi koruyacak olan çocuğumuzla sağlıklı iletişimimizin olup olmadığıdır. Yeterli bir süpervizyon sağlamalıyız. Ev ve okul için kuralları belirleyip tutarlı uygulamaya çalışmalıyız. Bazı konularda anlaşmalar yapmalı. Anlaşmalara uydukça takdir etmeli, ödüllendirmeliyiz. Ama bu rüşvete dönüşmemeli. Sonuçları hemen ve kararlı şekilde uygulamalıyız ve sorumluluk vermeliyiz. Bunu da
da çok sık görüyorum. Ailelerin çocuklarından gerçekçi olmayan beklentileri çok fazla. Ne demek istiyorum? Çocuğun biyolojik bir sorunu var. DHB'si var. Oturamıyor, odaklanamıyor, çabuk sıkılıyor, görevleri tamamlayamıyor, okuldan eleştiri alıyor. 8 saat okulda oturuyor, gelip evde 2-3 saat ders yapması gerekiyor. Artı işte önemli sınavlar varsa önünde ekstra çalışması gerekiyor. Bu DHB'li bir çocuk için çok zor. Ailelerin beklentisi ne oluyor? Ödevlerini bitirsin. Kendi kendine yapsın. Ödevler bittikten sonra denemelerini çözsün. Ödevlerini keyifle yapsın, severek yapsın. Bu çocuğun biyolojisine ters. Dolayısıyla gerçekçi beklentiler içerisinde olmalıyız. Yani ödevini tamamlamışsa ekstra sorumluluğunu yapsın. Bir tık fazla olabiliyor. Çocuğumuzu tanıyıp ona göre yaptığı olumlu davranışları ödüllendirerek, pekiştirerek ilerleme sağlayabiliriz. Bunun dışında bize her zaman saygılı olsun, öfkesini kontrol edebilsin. DHB dürtüsellikle gidebilen bir bozukluk. Dolayısıyla öfke kontrol sorunları çocuklarda olabiliyor. Her öfkelendiğinde bunu etiketlememek olabilir, sorun değil, üstesinden gelebiliriz diyerek çocuğa destekleyici bir yaklaşım sergilemek çok çok önemli. İşte odası çok dağınık, odası pislik içerisinde nasıl arkasını toplayacak, büyüyünce bu nasıl ev hanımı olacak, nasıl çocuk idare edecek, nasıl çocuk bakacak gibi felaketleştirme senaryolarına girmemek gerekir. Eve geç geldi, sözümüzü hiç dinlemiyor, sokağa düşecek, kötü çocuk olacak gibi kaygılarla çocuk ve ebeveyn iletişimini koparmamak gerekiyor. Tabii ki kurallarımız olacak ama çocuğun ihtiyaçlarını öngörür şekilde kurallarımız olmalı ve çocukla ilişkiyi koparmamalıyız. Olumlu ilişki, sevgi, onaylanma, takdir etme, saygıyı içerir. Bunlar olduğu zaman anne baba çocuk ilişkisinde o zaman kurallara çocukların uyma olasılığı da çok daha fazla. Bu da güncel bir konu, bilinçli farkındalık ve ebeveynlik. Bu sözü paylaşmak istedim sizinle. Allah'ım bizi değiştirebileceklerimiz için güç, değiştiremeyeceklerimiz için sabır, ikisini ayırt edebilmek için de akıl ver. Çok önemli. Çünkü değiştiremeyeceğimiz şeylerle uğraşmak bizi yorar. Değiştirebileceğimiz durumları fark edip bunlar için çabalamak da ilerlememizi sağlar. O yüzden dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğunda hangi yaşanan sorunlar DHB'ye bağlı? Hangi sorunlar diğer etiketlerle alakalı? Bunu iyi ayırt etmek gerekir. Yani çocuğumuz DHB'si olduğu için mi akademik başarısızlık gösteriyor, kaygısı olduğu için mi, yoksa çalışmadığı için mi, tembel olduğu için mi? Bunu ayıramadığımız zaman çok zorluk yaşarız. Dolayısıyla farkında bir ebeveyn olmamız gerekiyor. Farkında olabilmek için de bilgi sahibi olmamız gerekir. İlk başta bu. İkincisi de reaksiyonlarımıza dikkat etmeliyiz. Yani çocuğumuz gelip bize bir hatasından bahsettiğinde ona ani sinirli bir şekilde bunu nasıl yaparsın dediğimizde gelip bize bir daha bir şey anlatma şansını da elinden almış oluyoruz çocuğun. Dolayısıyla dikkatli ve bilinçli reaksiyon vermek gerekir. Bu direkt sözel mesajlar değil, sözel olmayan mesajlarda da öyle. Bir hata yaptığında veya sınavdan düşük aldığında hemen suratınızı astığınızda nasıl böyle yaparsın, niye böyle oldu diye sorular sorduğunuzda çocuğun hissettiklerini, hissedebileceklerini bir düşünmek lazım. Dolayısıyla ebeveynlik becerilerimizi geliştirmemiz gerekiyor ve birlikte çözüm bulmalıyız. Sorunu tanımlamalıyız. Ve sorunla ilgili birlikte çözüm üretmeliyiz. Uygun çözüme karar vermek ve kararı nasıl uygulayacağımızı belirlemek gerekiyor. Birlikte aldığımız kararların uygulanabilme olasılığı var. Ebeveynler bazen şöyle diyor: biz karar aldık, işte artık o arkadaşıyla konuşmayacak. Peki bu ebeveyn olarak sizin kararınız mı, çocuğunuzla aldığınız bir karar mı? Sizin aldığınız kararı çocuğunuza uygulatmanız bu birlikte alınan bir karar değil. Kişinin de bu kararın gerekliliğine, önemine ikna olmuş olması ve gönüllü bir şekilde bunu yapmaya niyetli olması gerekiyor. Yoksa bu sadece ebeveynin aldığı bir karar.
oluyor ve çocuk da pasif bir şekilde direnç gösterebiliyor. Bu çok önemli. Birlikte alınan kararlar iç disiplini artırır, problem çözme becerisi kazandırır, sorumlulukları artırır. Dolayısıyla birlikte karar alıp uygulamaya birlikte çabalamak gerekir. Bunun dışında dediğimiz gibi aile önemli, öğretmen de önemli. Okulda DHB'nin ne olduğunu anlayan bir öğretmen aileler için büyük bir şans olabiliyor. Olumlu ve gerçekçi akademik beklentiye sahip olması, tutarlı olması, sabırlı olması, bazı hatalarını esprili bir kişilik yapısıyla yönetebilmesi, aileyle, doktorla, rehber öğretmenle işbirlikçi olması çok önemli. Bazı öğretmenlere söylenebilecek veya öğretmenlerden istenebilecek durumlar da olabilir. Sınıf ortamının düzenlenmesi, çocuğun ön sırada oturtulması, olumlu davranışlarının pekiştirilmesi, çevresel uyaran sayısının en aza düşürülmesi gibi, işte ödevlerini unuttuğunda kızmak, eleştirmek yerine bir ödev defteri tutturulması gibi öğretmenin destekleyici yaklaşımlarına da ihtiyacımız var. Öğretmenlerimizin de bu konuda bize desteği büyük olacak. Ve ben poliklinikte de sıklıkla önerdiğim iki kitabı burada da paylaşmak istedim. Profesör Doktor Fevziye Toros'la birlikte yazdığımız, dikkat eksikliği ile ilgili editörlüğünü yaptığımız, Türkiye'deki birçok çocuk psikiyatristinin dahil olduğu bir kitap. Adı üstünde bu konuyla ilgili her şeyi bulabilirsiniz. Yaş gruplarına göre ne yapabilirim, nasıl yapabilirim bunu anlatan bir kitap. Diğeri de daha pratik bir uygulama. Burada da Eyüp Hoca ile birlikte yazdığımız, yine çocuk psikiyatristlerinin çevirisini yaptığı, pardon, yazdığımız değil, çevirisini yaptığımız bir kitap. Bu da daha pratik uygulamalara yönelik bir kitap. Ailelere söylüyorum, bu iki kitap sizin başucu kitabınız gibi olmalı. Sıkıştığınızda, daraldığınızda, bunaldığınızda lütfen ne yapabilirim diye bakmanız gereken kaynaklar diye ifade ediyorum. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz hocam. Oldukça faydalı bir sunumdaydı. Sunumunuz da elinize sağlık. Çok beğendik. Ben ufaktan bir soruları alacağım. Size onları yönelteceğim. Ondan önce şeyden de bahsetmek isterim. Eğitim içeriğinden de bahsetmek isterim. Bundan sonra GAPA Class sayfamızda bazı eğitimlerimiz olacak. Hocamızın da dahil olduğu. Zoom'dan parmak kaldırmazsak bu arada sevinirim. Sesli bir şekilde almayacağız. Sohbete yazarsanız sevinirim sorularınızı. Bu eğitim içeriğinden bahsetmek istiyorum öncelikle. İlkokul, okul öncesi dönemde nasıl davranabiliriz? Bu çocuklara nasıl müdahaleler yapabiliriz? Ebeveynlerin tutum ve davranışları nasıl olmalı? Ardından ortaokul ise erişkinlik dönemlerinde ebeveyn tutum ve davranışları nasıl olmalı? Tedavi ve takip süreçleri ve aile bilgilendirmesi. Yani burada birazcık daha bu eğitim içerisinde aileye yönelik, ailelerin neler yapabileceğine yönelik, evde o disiplini nasıl sağlayabileceğimize yönelik şeyler öğreniyor olacağız. Bu yüzden eğer merak ederseniz GAPA Class Instagram sayfamızdan, web sayfamızdan bizleri takip edebilirsiniz. Duyuruları oradan paylaşıyor olacağız. Ayrıca zaman zaman hocamıza tekrar seminerlerimiz olacaktır. Onlardan da haberdar olabilirsiniz o sayede. Bir sürü soru geldi hocam. Oldukça aktif bir yayındı gerçekten. Zevkle dinledik diyorlar. Elinize sağlık. Sevindim, İlk faydası önce olduysa. şu kısmı sormak isterim. Tanı ayrımı için şu kısmı sormak isterim temel olarak. Örneğin bir çocukta dikkat eksikliğini gördük ama hiperaktivite bozukluğu görmedik ya da hiperaktivite bozukluğu gördük ama dikkat eksikliği görmedik. Bu durumda da tedavi protokolü aynı mı oluyor? Şimdi tedavi şöyle, bir tek dikkat eksikliğine göre tedavi değil. Dikkat eksikliğine dediğim gibi %33'üne başka bir ruhsal bozukluk eşlik ediyor. Yaş arttıkça ergenlik dönemine doğru işte depresyon bozuklukları, kaygı bozuklukları, farklı bozukluklar eşlik edebiliyor veya başka tıbbi hastalıkları olabiliyor. Diyelim ki kalpte ritim problemi veya işte hipotiroidisi, farklı hastalıkları da olabiliyor veya epilepsisi olabiliyor gibi gibi.
Dolayısıyla eşlik eden diğer tıbbi durumlara ve eşlik eden diğer ruhsal bozukluklara göre tedaviye karar veriyoruz. Ama zaten Türkiye'de bazı grup, o ilaç kısmını eğitimde daha detaylı anlatacağım. Burada aileye vurgu yapmak için böyle paylaştım, ama ilaç tedavilerinde kişinin durumuna göre çocuk psikiyatri uzmanları karar veriyor. Dikkat eksikliğinde de, hiperaktivitede de benzer ilaçlar kullanıyoruz. Mekanizmaları, yani üç farklı grup ilaç var diyelim. Benzer ilaçları kullanıyoruz. Yani çok hiperaktif bir çocuğa da bazen metilfenidat veriyoruz. Sadece dikkat eksikliği olup hiperaktivitesi olmayan çocuklarda da metilfenidat verebiliyoruz ve ikisinde de etkili oluyor. Yani tedaviler hiperaktiviteyi azaltırken dikkati arttırıyor. Aslında ilaç konusu çok fazla gelmiş hocam. Sorularda da çok fazla var. Hayat boyu kullanmak zorunda mı? Ya da ne gibi yan etkileri var uzun vadeli kullanımda? Bunu kesinlikle kullanmak Biraz zorunda mıyız? İlaçsız tedavi uygulanmıyor mu gibisinden? bahsedebilir misiniz? Şimdi bir hastalık, bu bir bozukluk. Dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu tanısı aldıysa, bakın dikkat eksikliği demiyorum, dikkat eksikliği bir belirti. Dikkat eksikliği bozukluğu tanısı aldıysa bu bir hastalık, bir bozukluk. Yani şöyle söyleyeyim, keyfiniz yoktur, canınız sıkkındır. O zaman okuduğunuz kitabı iyi öğrenebilir misiniz? Öğrenemezsiniz. Bu sürse 2 hafta sürer, 3 hafta sürer. Bu dikkat eksikliği bir belirti olabilir. Veya bir sınava hazırlanırken kaygılarınızdan dolayı panik halinde okuduğunuz bir parçayı iyi öğrenemeyebilirsiniz. Bu bir dikkat eksikliği belirtisi olabilir. Benim burada anlattığım dikkat eksikliği belirtisi değil. Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu tanısı ya da dikkat eksikliği bozukluğu hiperaktivite olmadan dikkat eksikliği önde gelen bir tanıdan bahsediyoruz. Bu tanıyı alan bir bireyin dikkat eksikliği tedavisi olması gerekiyor. Yani en az 6 aydır bu semptomlar devam ediyor. Kişinin hayatını birçok alanda olumsuz etkiliyorsa bu bir bozukluktur. Bunun ilaçsız tedavisi yok. Kim ne derse desin maalesef yok. Aileler de bunu hani maalesef bazen çok acı deneyimlerle öğreniyorlar. İşte endişeleniyorlar, kullanmak istemiyorlar, ama sonra kötü gidişat gösterdiğinde ben çok ailenin hani keşke böyle yapmasaydım dediğine şahit oldum. Niye? Davranım bozukluğu gelişmiş oluyor, internet bağımlılığı gelişmiş oluyor. Böyle kötü giden bir grup var. Ha, bazıları parlak zekalı oluyor. Dediğim gibi bu bir spektrum. Çok hafifinden çok şiddetlisine farklı tablolar söz konusu olabiliyor. O yüzden bu basit bir dikkat eksikliği semptomu mu? Keyfiniz olmadığı için yapamadığınız bir durum mu? Kaygı bozukluğunuzdan mı? Kaygı bozukluğu da aynı dikkat eksikliği belirtileri gösterebilir. Özellikle sınav süreci yaklaştığında daha önce hiç DHB şikayetleri olmayan ama lise giriş sınavına girerken çocuk başlıyor. Odaklanamıyorum, yapamıyorum. Sınavda eller buz kesiyor, eller titriyor, okuyor okuyor anlamıyor. Bize niye gönderiyorlar? Dikkat eksikliği diye. Dikkat eksikliği bozukluğu değil, kaygı bozukluğuna bağlı dikkat problemleri. Burada tedavi bambaşka. Yani bahsettiğimiz tedavi daha farklı. Dolayısıyla işte bu bozukluğun hani uzman tarafından değerlendirilmesi, gerçekten DHB tanısı almışsa da ilaç tedavisi birinci basamak. Çünkü niye? Bu dürtüsellik ve bu dikkatsizlik problemleri kontrol edilmediği takdirde okulda şikayetler, ebeveynin zorlantıları devam edecek. Ve hani her ne kadar ebeveyn tutum ve davranışlarından bahsetsek de sadece sizin tutum ve davranışlarınızla bu değişmeyecek. Bu bir multidisipliner bir yaklaşımla çözülebilecek bir sorun. Sadece ilaçla da çözülmez. İlacı al, çocuk ilacın etkisi süresince tamam daha kontrollü. Sonra ne olacak? Yani evde sürekli kaos, eleştiri, hakaret veya ne bileyim bıkkınlık ifadesi gören bir çocuk sadece ilaç kullanarak düzelebilir mi? Olmaz. Bu bir ekip işi.
Ömür boyu mu kullanması gerekiyor hocam? Ben oraya kaçırdım. Şöyle bir şey, DHB tanısı, hastalığı %70 ergenlikte devam ettiğini söylüyor yayınlar. %50 erişkinlikte devam eden belirtiler söz konusu olabiliyor. Ama kriter şu, kişinin işlevselliğini bozup bozmadığı. Yani okul hayatı boyunca çoğunun, hani ülkemiz sınav ülkesi, sınavlar ve çalışma süreçleri söz konusu olduğunda işler dikkat problemleri daha kronik seyrettiği için ihtiyaç duyulabiliyor. Ama erişkin dönemde de ihtiyaç duyan hastalarımız var. Öfke kontrol problemleri nedeniyle. Hatta ilk tedavisini erişkinlikte başlayan aileler de var. Çocuğum da varmış, ben gideyim, bende de varmış deyip tedavi olanlar da var. %50 erişkinlikte de devam eden belirtiler söz konusu, ama kriter hayatınızı olumsuz etkileyip etkilemediğidir. Hani iş hayatına girmiş, işini düzenli yapıyor, aile içi ilişki sorunları yaşamıyor, evde sorunlar yaşamıyorsa hani 3-5 unutkanlık içinde tedavi almaya gerek olmayabiliyor. Onu da zaten yıllar içerisinde aile ya da birey kendisini fark ediyor. Ya ben unutuyorum, her gün evden çıkarken anahtarı unutuyorum. Ne yapıyor? Bir kontrol mekanizması geliştiriyor. Bu noktaya ulaştığında tedaviye ihtiyaç yok, ama bazı çocuklar var. Biz belli bir süre, bir tedaviye başladıktan sonra bir süre tedaviyi kullanırız. Dönem dönem zaten ara verip tedavisiz veya işte gidişata baktığımız süreçler de oluyor. Bu kişiden kişiye değişiyor. Şöyle bir hap bilgi yok. Yani 3 yıl 5 yıl kullan, bundan sonra ömür boyu karşılaşmayacaksın. Değil. Kişinin ihtiyaçlarına ve gidişata göre değişiyor. Çünkü birçok faktör, öğretmen dinamiği, aile dinamiği, çocuğun biyolojisi, işte okulda yaşadığı zorlantılar, birçok faktör söz konusu olduğu için kişiye özgü bir değerlendirme gerekiyor. Hocam bu noktada bağlantılı bir sorum daha var yine aynı şekilde. Sorular birbiriyle bağlantılı gelmiş. Bir çocuğa bunu söylemeli miyiz? Yani DEP tanısı olduğunu çocuğa paylaşmalı mıyız? Bu yaşlara göre değişiklik gösterir mi? İkinci sorum da sohbetlerde çok fazla hem YouTube'da hem Zoom'da bende de var. Çocuğuma nasıl yardımcı olacağım diyorlar. Yani bu bende varken ben çocuğa nasıl yardımcı olacağım diyorlar. İşte dediğim gibi, sizin işlevselliğinizi bozuyorsa, aile içerisinde işte öfke kontrol problemlerine sebep oluyor, çocuğa tahammülsüzlüğe sebep oluyorsa, sizin de bir psikiyatri desteği almanız gerekir ebeveyn olarak. Çünkü sizin hayatınızı etkiliyorsa önce sizin iyileşmeniz lazım ki çocuğunuzu da yönetebilirsiniz. Hem kendinizi tanımak adına. Bu tarz eğitimlerden de faydalandıkça nasıl davranmanız gerektiğini de öğrenmiş oluyorsunuz. Hem tedavi hem eğitimle olacak bu iş. Peki çocukla paylaşacak mıyız tanıyı? Şöyle bir şey, biz paylaşıyoruz. Yani dikkat eksikliği, çünkü çocuk bir süre sonra, çocuklar çok akıllı. Hani kendileri fark ediyorlar zaten. Kendileri söylüyor. Ben okuyorum, anlamıyorum. Çabuk sıkılıyorum, oturamıyorum. İşte konuşuyorum diye öğretmen bana kızıyor. Sizin fark etmediğiniz dikkat eksikliğini çocuklar çoktan fark etmiş oluyor. Dolayısıyla paylaşmamak da hani bilmiyorum, çok uygun değil. Çocuğa tedavi ediyoruz. Onu da yanımıza almamız gerekiyor. Gereklerini, gerekçesini ifade etmemiz lazım. Çünkü o da bize geri bildirimde bulunacak. Bir yan etki varsa, bir sıkıntı varsa veya ne bileyim bu sorunla ilgili okulda yaşadığı bir zorlantı varsa, ben çok inatçı olduğum için arkadaşlarım benimle oynamak istemiyor diyor. Ben tutturuyorum, onlar beni dışlıyor diyor mesela. Yani bu iletişimi çocukta da sağlamamız lazım. Bizim psikiyatriye ve bu tanılara bakış açımız çok önemli. Biz nasıl bakıyoruz? Çocuklar bizden öğreniyor. Ben çok duyuyorum ailelerin, işte sen bugün işte tedavini almadın mı? Sen niye böylesin? Yani biz çocuğa böyle davranırsak, bu tanıyı paylaşırsak, çocuk kendinde bir anormallik, bir absürtlük olduğunu düşünecek. Dolayısıyla bizim buraya bakış açımızı önce bir doğru oturtmamız, ondan sonra da çocuğumuzla rahatça paylaşabiliriz. Herkeste dikkat eksikliği, toplumda %12 diyorum, 100 çocuk da 12'sinde Türkiye'de yapılan çalışmada bulundu. Yani okul, biz bu çalışmayı okullara giderek yaptık. Dolayısıyla hani bu bizim verilerimiz. Sıklıkla Peki, var. Dolayısıyla da paylaşabiliriz. ilk aşamada hangi uzmana gitmeliyiz? Yani psikiyatristle mi başlamalıyız bu Çocuk sürece? ergen psikiyatristi. Çocuk ergen psikiyatri. Bu işin uzmanı bu.
Genelde bu şekilde sorular geldi hocam. Elinize, emeğinize sağlık. Bu sırada Zoom'da da bir arkadaşımız paylaşmış. Ben ilaç kullanmadım ve çok pişman oldum daha sonrasında diye. Diğer arkadaşlarımız da bundan belki kendi hayatları için bir örnek olmuş olur. Semptomların tamamını yaşıyor mesela bir çocuk. Akademik başarı alanında zorlanıyor diyelim. Bunları zaten eğitim içerisinde konuşuyor olacağız biz. Bunları nasıl arttırabiliriz, nasıl evde destekleyebiliriz diye. Bu soruları o yüzden hani zaten sunum içerisinde de konuştuk. Bir de temel olarak değinmenizi istediğim bir konu daha var hocam son olarak. Farklı farklı bir sürü eğitim şekli var. Yani tedavi şekli olarak söylenen bir sürü şey var. Örneğin şematerapi, EMDR, talentosound gibi farklı farklı çocukların yönlendirildiği alanlar oluyor. Bizim temel olarak depli bir çocukla karşılaştığımızda psikiyatristin yanında destek olarak alabileceğimiz neler vardır? İlk aşamada ne önerirsiniz? Şöyle eşlik eden tanılar önemli. Birçok şematerapi, EMDR terapisi bunlar hani bilimsel kökeni olan terapiler. Ama kullanılan eşlik eden tanılara bağlı. DHB'ye bir travma sonrası stres bozukluğu eşlik ediyorsa EMDR önerdiğimiz veya kişilik bozukluğu daha ergenlik durumunda kişilik bozukluğu eşlik ediyorsa işte şematerapi önerdiğimiz durumlar oluyor ama saf dikkat eksikliği için konuşuyorum. Terapiden önce ebeveynin ilk başta ne dedik? Tedavi psikososyal destek, psiko eğitim. Yani durumun farkındalığı, ebeveynin bu durumu anlaması, ona uygun davranışlar sergileyebilmesi önemli. Çocuktan değil aslında bir tık ebeveynden başlıyor iş. Çocuğun hani davranışsal problemlerini zaten tedavilerle dürtüselliğini, dikkatsizliğini azaltmaya çalışıyoruz. Burada uzun vadede ebeveynin nasıl bir ebeveynlik modeli sergileyeceği önemli. Onun dışında ihtiyaç olduğunda çocuk psikiyatri uzmanları hani terapiler konusunda da yönlendirir ama spor desteği, sosyal hani o hiperaktivitesi, sporu seviyor bu çocuklar, sanatla uğraşmayı seviyor. Bahsettiğim gibi motive oluyorlar, keyif alıyorlar. Şimdi akademik hayatla desteklersek sadece zorluklarını düzeltmek için üstüne gittiğimizde çok daha sıkıntı oluyor. İyi yönlerini vurgulamak gerekiyor ki ben bir konuda da iyiyim. Hani bu konuda başarılıyım, bu konuda yeterliyim. Algısını geliştirebilmek için spor çok önerdiğimiz bir durum. Artı akademik zorluklarda kendi kendine yapsın, sorumluluğunu alsın. Bu zor. Dolayısıyla bazen birebir öğretmen desteğiyle akademik güçlüklerinde çocuklara yardımcı olmak. Çünkü birebir de daha iyi alırlar. Yani kalabalık bir ders ortamında öğrenebilmeleri zorken birebir destekle çok akademik başarıda artış olabiliyor. Birebir destek. Artı bu son dönemde trend konular vitamin takviyeleri kullanılabiliyor ama bunlar hani tedavi niteliğinde değil, destekleyici nitelikte. Bu gibi yaklaşımlar önerdiğimiz şeyler arasında. Hocam peki RAM'lardan bazen rapor alın kaynaştırma öğrencisi olsun bu öğrenci gibi talepler geliyormuş okullardan. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? RAM'dan kaynaştırma öğrencisi olsun. Şimdi DHB'de eğitimde de bahsedeceğiz bundan. Bazı yasal haklar da söz konusu. Yani bu çocukların yürütücü işlevleri bozuk. Ne diyoruz? İşleri planlayamıyor, organize edemiyor, önceliklerini bilemiyor. Sınavda mesela DHB tanısı olan çocuklara 20 dakika ek süre gibi bir hak söz konusu. Yani bazı yasal haklar da söz konusu ama bu raporlandığı takdirde olabilen bir şey. Raporlandığında veya işte okulda destek eğitim alabiliyor. Yani derslerin dışında zorlantılarına destek olmak için raporlandığı takdirde işte BEP öğrencisi kapsamında destek eğitim alabiliyorlar. Bunlardan faydalanma fırsatı sağlıyor. Ama bunun hani her DHB'nin ihtiyacı yok bu duruma. Yani kişinin ihtiyacına göre doktorun karar verip yönlendirmesi daha uygun. Her DHB'nin destek eğitim almasına, sınavda ek süre almasına ihtiyaç olmayabilir. Bunu doktor ve aile birlikte konuşarak yönetse daha sağlıklı olur. Birazcık daha hastalık yok, hasta var bakış açısıyla ilerliyoruz.
Ben artık soruları bitireyim hocam. Çok fazla soru geldi. Ve daha kişisel olanları zaten burada paylaşamıyoruz. Hani çocuğun da etik ilkelerini korumak açısından çocuk vakalarını paylaşamıyorum, soramıyorum canlı yayında ama bütün katılanların da emeğine sağlık. Bu süreç boyunca neredeyse 1 saat 15 dakika olmuş hocam. Bizleri dinlediniz, yanımızda oldunuz. Teşekkür ederiz sorularınız da Ben olduğu için. teşekkür ederim. Size de teşekkür ederiz hocam. Sunumunuz da çok güzeldi. YouTube kanalımızda zaten bu video kalıcı olarak duracağı için istediğiniz zaman kafanıza takılan bir konu olduğunda geri dönüp kanaldan izleyip sunuma bakabilirsiniz. Bunun dışında da dediğimiz gibi bir eğitim programımız var. Bunu da incelemek isterseniz Gapaklas'ın web sayfasından ve Instagram adresinden takip edebilirsiniz bizlere. Oradan bütün duyuruları paylaşıyor olacağız. Bundan başka alanlarda da daha yetişkinlere yönelik de seminerlerimiz oldu. Bunları da inceleyebilirsiniz. Herkese teşekkür ederim. İyi akşamlar.